Peki sence Gürkan e, Dünya Bankası'ndan sonra IMF ile bir e, anlaşma yapılır mı? Ya yapılabilir ama şu hali hazırda yerel seçimleri de bekler yani onu yapacak Tayyip Bey muhtemelen. Ya e, bizim e, hani siyasi hayatımızda genelde halk e, hükümetlere tokat atmak isterse bunun en büyük fırsatı olarak yerel seçimleri görür. Genel seçimlerden sonra olursa özellikle bir de yakın zamanlı olursa Burada net bir mesaj vermek ister ve önümüzde de çok kısa bir zaman sonra yerel seçimler var. 2018 2019 gibi. Aynen öyle. Bir yerel seçimler var ama aynı şartlarda girilmiyor. Yani muhalefetin içerisinde bulunduğu durum çok farklı. İktidarın özgüveni 2018'e göre çok farklı. İmkanları çok farklı. Bu birincisi. İkincisi mesela az önce hocam söyledi. Hani ben orada Tayyip Bey'in Nas'la alakalı o cümleyi kokurarken herhangi bir en ufak bir dini inanç kaynaklı bu cümleyi kurduğuna ben inanmıyorum. Tamamen politik bir cümleydi. Nasıl? KKM. Nasıl? Tabii tabii. Tamamen politikti. O dönem o zaman ona ihtiyacı vardı. Onu kullandı. KKM'ye ihtiyacı vardı. Onu kullandı. KKM, Vatan Millet Sakarya diye karşılandı. Yerli ve milli olarak e, deklare edildi. E, bugün artık ihtiyaç kalmadı dedi. Yerli ve milliliğe mi ihtiyaç kalmadı? Yok. Bunu söyleyebiliyor ama bu bir siyasi sanat. Zaten siyaset bir söylemi ortaya atıp bu söylem üzerinden kitleleri buna ikna edebilmek, inandırabilmek ve bunun üzerine bir politika inşa edebilmek bu konuda gayet başarılı. Mehmet Şimşek'in yani Bakan Nebati'nin orada olması da siyasiydi, ideolojik bir şey değildi. Bugün Mehmet Şimşek'in orada olması da bence yine tamamen politik rasyonaliteyle, ihtiyaçlarla alakalı bir durum. Bir diğer mesele işte bu ekonomik krize rağmen neden hala e, iktidar mevcut konumunu sürdürebildi? İşte İstanbul'u alan neden Türkiye'yi alamadı? Bunun altında da işte az önce hocama sordunuz işte ekonomiye tek başına yeterli değilmiş demek ki değil. Ekonominin tek başına yeterli olabilmesi için bir ülkede iktidarı değiştirebilmesi için o ülkede hukuk devletinin olması lazım. Kurumların bağımsız olması lazım, yerleşik olması lazım. Türkiye'de böyle bir durum yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ama hiçbir zaman bu dönemki kadar net ve sert bir kutuplaşma da olmadı. Bu yüzden bu mevcut kutuplaşmayı çok iyi kullanarak e, iktidar e, bu bu genel seçimleri içinde yaşadığı büyük açmazlara ve krizlere rağmen atlatabildi. Ama aslında bazı açılardan AK Parti için bir pirus seferi. Çünkü AK Parti'nin oyu kurulduğundan bu yana en düşük seviyesine geldi. %35'lerde. Ve muhalefet iyi bir iğme yakalayabilse, muhalefeti tek bir blok olarak düşünmüyorum. Bunu Akşener'in açıklamalarına geldiğimizde değiniriz. Ee, AK Parti 30'un altına çekebilir yerel seçimlerde. Ama bunun ışıklarını şu an için görebiliyor muyuz? Mevcut atmosferde göremiyoruz. Diğeri, yani biz hep e, mesela terörden bahsediyoruz ya şiddete dair. E, bence bir hükümdar, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı veya bir siyasi iktidar için... E, halka yapılabilecek en kötü şiddet biçimidir yoksullaştırma, yoksulluk. Yani yoksulluktan daha kötü bir şiddet biçimi orta ve uzun vadede yoktur. Netice itibariyle. Bir bağımlı hale getiriyor. Tabii ki. Neden bu dönüşü yapabiliyorlar şu anda? Çünkü sürdürülebilir yoksulluğun bir sonuna geldik. KKM tamamen hazineyi artık boşaltma noktasına işi getirdi. Bundan kaynaklı bir çıkış yolu aradılar. Bu genel seçimler çok büyük bir fırsat verdi. Ya Bunu siyasi olarak da görüyorsunuz. İçişleri Bakanlığındaki değişik e, e, değişiklikler, Ekonomi Bakanlığındaki değişiklik, Dışişleri Bakanlığındaki bakış açısındaki farklılıklar işte birçok açıda bunu görüyorsunuz. Tayyip Bey'in reflekslerindeki farklılıklar e, en nihayetinde şu şekilde ben bitireyim. Bu ekonomik olarak işte kurumlar vesaire hep bunlardan bahsediyoruz ama ben yine dönüp dolaşıp aynı yere geleceğim. Bu kadar adaletsiz bir vergi düzeninin olduğu bir ülkede ekonomiyi işte kısa vadede, orta vadede bir şeyler yapabilirsiniz. Kurumları güçlendirebilirsiniz, hukuk devletini inşa edebilirsiniz. Hukuk devleti dediğimiz yapı kanunlardan oluşuyor ama o kanunlar yani bu vergi kanunları, bu dolaylı dolaysız vergiler, artan oranlı sabit vergiler, bunlar arasındaki bu büyük açmaz. Yani sen yani asgari ücretle geçinen bir adamla gidip Ali Koç'tan KADEV diye bir şey çıkartıp aynı oranla bir, bir vergi alıyorsun. Korkunç bir ÖTV var. Yani bugün Mercedes bir araç üretip satıyor. Bu aracı üretmek için bir sürü mühendis, bir sürü fabrika çalıştırıyor. Sen getiriyorsun, çat diye bir o fiyatın üstüne koyuyorsun. Hiçbir şeyin yok. Ve bunu halktan alıyorsun. Bu bütün sektörlerde hemen hemen geçerli. Buna itiraz edilmesi gerekiyor. Bence siz halkın daha çok bilinçlenebilmesi, benim de daha çok bilinçlenebilmem adına hatta bir hukukçu olarak... Bir parantez açayım. Hukuk fakültelerindeki en berbat derstir vergi hukuku. Kimse ciddiye almaz. Çünkü ciddiye alınması için bir hukukta hukuk fakültelerinde ortam hazırlanmaz. Vergi hukukçularının Türkiye'de gelişmesi gerekiyor. Bu konularda daha çok ekranlarda olması, daha çok açıklamalar yapmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş bu konuda biraz daha ele avuca dokunur bir şekilde bilinçlenirse kendi kendi cebinden alınan paranın ne olduğunu ve ne kadar olduğunu ortaya daha şeffaf bir şekilde konulabilirse bence daha çok siyasi olarak da önümüzdeki dönem için siyasi partilerin, en azından muhalefet partilerinin işine yarayacak ve halkın da hem rızasının olacağı hem de halkın menfaatinin olacağı siyasi söylemler ekonomik olarak da gelişebilir. Teşekkür ederim.